kripto para uzmanı Tuna Kaya bizlerle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz diyerek başlayalım. Bu arada Tuna Bay'dan önce Ethereum'a ilişkin tablo da ekranlara geldi. Birazdan da detaylı olarak konuşacağımızı söyleyelim. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben sesi duymuyorum Tuna Bey'in ama tekrar bir deneme yapalım. Siz beni rahat bir şekilde duyabiliyor musunuz? Ben duyuyorum sizi. Tamam. O zaman şunu sormak istiyorum. Merak da ediliyor. Bitcoin'de dün 42 bin doların üzerinde bir seviyeyi görmüştük. Fakat tekrar bir düşüş yaşandı. Neye bağlı olarak yaşandı? Hemen isterseniz bu soruyla başlayayım. Dün Fed Başkanı Powell'ın bir konuşması oldu. Sesim geliyor mu yayına? Evet. Powell'ın konuşmasında tabii aslında çok da yani daha önceki başkan yardımcılarının konuşması içeriği dışında çok bir şey yoktu. Ama piyasalar bunu olumsuz algıladı. Powell ne dedi? Dedi ki biz önümüzdeki aylarda, önümüzdeki toplantılarda birkaç tane 50 baz üzerinde faiz arttırabiliriz. Ve 3-4 Mayıs'ta ise herhangi bir burada bilançoyu küçültme yönündeki 95 milyar dolarlık bir bilanço aylık anlamında küçültme reaksiyonu olacak. Bunlar konuşulmuştu. Bu konuda da aslında Fed Başkanı Mayıs'ta bunu yapmayacağız şeklinde ifadede bulundu. Daha önceki başkanların sert söylemini bir anlamda yumuşatma olarak algılandı. Ama burada 50 baz, birkaç 50 baz daha faiz arttırabiliriz söylemi piyasalarda satışa neden oldu. Kaldı ki ben Fed'in bu süreçte önümüzdeki dönemde bu kadar faiz artırım yönünde ya da bilançoyu kısma yönünde çok agresif gideceğini düşünmüyorum. Baktığımızda burada ABD 10 yıllık uzun vadeli tahvili ile ABD 2 yıllık tahvillerinin birbirine yaklaştığını, hatta kısa vadelilerin daha geçen günlerde 10 yıllıkların önüne geçtiğini gördük. Bu arada Tuna Bey araya gireceğim ama şunu da hemen hatırlatalım. Sabah da biz konuştuk burada. Çin bu anlamda Amerika'yı 12 yılın ardından geride bıraktı tahvil getirisi bakımından. Bir de böyle bir durum söz konusu. Evet, yani işte bu durumda da yani tahvil faizleri yükselmeye devam ediyor Amerika'da. Şöyle baktığımızda bu tahvil faizi grafiği aslında bunu konuşmuştuk. Yani tahvil faizlerinin daha da artacağı. Çünkü enflasyon artıyor ve yatırımcılar burada tahvilden çıkış yapıyor. Neden? Çünkü daha tahvil faizlerinin yükseleceğini düşünüyorlar. Ve bu haftalık grafik, haftalık grafikte özellikle son 2021 yılının son aylarından sonra, Aralık'tan sonra burada ciddi bir artış var ve burada asıl korkunç olan seviye 3.25 seviyesinin yukarı doğru aşılması. Bu seviye yukarı doğru aşılırsa piyasada çok daha yani şey borsalar tarafında ve piyasalarda daha derin çözülüşler bekleyebiliriz. Bizim Bitcoin tarafında yani şu ifademiz vardı. Özellikle şunu konuştuk. Dedik ki Bitcoin'in burada ABD borsalarından özellikle Nasdaq'tan ayrışması gerekiyor ve ayrışması gerekmesi için de yani bu ayrışma için de önemli nedenler söz konusu. Çünkü Bitcoin borsa hisse senetleri gibi değil. Bitcoin kısıtlı bir varlık, sınırlı bir varlık ve aslında enflasyondan korunma işlevi de gören bir varlık. Bundan dolayı da Bitcoin'in bundan ayrışması gerekiyor. Ben bu ayrışmanın devam edeceğini düşünüyorum. Mayıs toplantısı çok çok önemli piyasalar açısından. Ben Mayıs'ta Fed'in aslında söylemde Fed Şahin ama pratikte Şahin olamayacağını düşünüyorum. Çünkü mevcut ekonomi resesyona doğru yani gerilemeye doğru gidiyor. Fed burada söylem olarak piyasaları bir şekilde teskin edecek. Çünkü yüksek bir enflasyon var, yukarı çıkan tahvil faizleri var. Bunu teskin etmeye çalışacak ama pratikte bunları gerçekleştiremeyecek. Mayıs peki 3-4 Mayıs'a kadar yine böyle Bitcoin'de dijital paralarda inişli çıkışlı seviyeleri mi göreceğiz? Artık burada bu toplantı iyice fiyatların içine girmiş durumda. Yani zaten baktığımızda Bitcoin'in grafiğine bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Yani Bitcoin burada artık geliyor. Belli bir noktaya geldikten sonra, şu yeşil bölgeye geldikten sonra özellikle 40 binin altında işte 38 bin arasında ciddi alımlarla karşılaşıyor. Yani bu yönüyle de ben artık bu seviyelerin
Bitcoin ve özellikle altcoin'ler açısından baktığımızda dip seviyeler olduğunu düşünüyorum. Mayıs ayından sonra hani Fed'in burada bilanço yönünde eğer hızlı bir bilanço küçültmeye yönelik adım atmazlarsa, bu yönde bir söylem olmazsa, Haziran'a doğru bu kripto paralarda ciddi bir yükseliş bekliyorum. Benim Bitcoin'deki o Haziran ayındaki 73 bin seviyesi halen duruyor. Burada Bitcoin'in her ne kadar dalgalı bir seyir izlese de, yani bir türlü 50 bin seviyesini yukarı doğru aşamasa da, burada hızlı bir yükselişle bu seviyeyi kısa sürede yakalayacağını düşünüyorum. Ki genelde Bitcoin bu agresif hareketleri yapar. Şimdi sizin öngörünüzde şu anki rakamların arasında gerçekten çok büyük bir fark var. Ama yani Bitcoin'in yani şöyle canı ne kadar? 800 milyar dolar bir birikim baktığımızda dünya sisteminde 2 trilyon doların üzerinde yıllık bazda bir para dolaşıyor. Bu yönüyle de Bitcoin'de bu eğer alımlar bu şekilde hızlanırsa, Bitcoin borsalardan yani borsalar düşerken Bitcoin burada pozitif yönde ayrışırsa hızlı bir şekilde yukarı yönlü çıkacağını düşünüyorum. Elbette 3-4 Mayıs'ta Fed'in toplantısında varlık yönünde varlık diyorum. Burada bilanço yönünde eğer bilançoyu hızlı kısacakları yönünde pratik adımlar atacaklarını ve takvim verirlerse o zaman Bitcoin burada yatay devam eder ama 37 binin altında da Bitcoin'in şu trend altında da düşüş getireceğini düşünmüyorum. Şimdi yani Bitcoin... her şey Fed'in evet. varlık alımına bağlı. Bitcoin'i konuşuyoruz ama Ethereum'la da devam edelim istiyorum. Sözünüzü bölüyorum ama süreyi de orantılı kullanmak istiyorum. Çünkü ilk tablo Ethereum'du. Ethereum'la araya girmemek için altcoin'leri de yine değerlendirirseniz, özellikle Ripple tarafında neler oluyor, bunu da merak ediyor izleyicilerimiz. Evet. Şimdi Ethereum'da bizim 3000 dolar desteğimiz var. 3000 doların altına iğne hareketleri görüyoruz ama Ethereum'a ilgi büyük. Bu yıl 35 tane yatırımcı ve analist, özellikle bu anlamda dünyada tanınan analistler arasında yapılan ankette 35 analistin ortak görüşü 2022 yılında Ethereum'un daha iyi olacağı ve Ethereum konusunda verdikleri hedef de benim de şu kanal cinsinden yapmış olduğum analizde 5700-6000'li seviyeleri, 6000 dolarlı seviyeleri Ethereum için 2022 yılında hedef olarak veriyorlar. En öncelikli olarak Ethereum. Yani Ethereum'un 3000 doların altında alım için çok uygun durumda. 2700 dolarlı seviyeler, yani şuradaki bölge ise Ethereum için oldukça uygun bir fırsat olarak görülüyor. Yukarıda ise Ethereum yukarıda trendini artırması için burada 3400 seviyesini aşması gerekiyor. 3400'ü aştıktan sonra Ethereum'da çok daha güzel fiyatlar göreceğiz. Tabii ki bu ölçekte altcoin'ler de Ethereum'a bakıyor. Bundan dolayı eğer Ethereum Bitcoin'e göre biraz daha pozitif ayrışıp daha iyi reaksiyon gösterirse 2022 yılında altcoin'lerde bu taban seviyelerinden yükselişini sürdürecek. Ripple'da da Ripple'ın sevgili davası var. Bu dava nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın artık bir şekilde sonuçlandığında Ripple'a yönelik ciddi alımların geleceğini düşünüyorum. Ne Ripple zaman? Bir zaman verebilecek bu davanın, misiniz? Yani dava görülüyor. Dava ucu açık yani bir süreç. Ama bir bakarsınız birkaç oturumda bitebilir. Bu bittikten sonra da Ripple tarafında güzel gelişmeler olacak. Ripple çünkü önemli bir kripto para. Çünkü mevcut kripto para sistemiyle mevcut dünya geleneksel ekonomi sistemi, bankacılık sistemi arasında önemli bir köprü. Bundan dolayı da Ripple'ın çok iyi olacağını düşünüyorum. Ripple'da da evet. 1 dolar seviyesi var. Kritik bir bölge. 1 dolardan sonra Ripple hızlı bir şekilde toparlar. Şimdi orada mesela geçtiğimiz seneyi hatırlıyorum. Ben 3-4 dolar tahminleri vardı. Uzak bir tahmin mi 1 doların ardından? Yani bu dava süreci bir şekilde, yani Ripple'ın da haklı tarafları var. SEC'in de haklı tarafları var. Bir şekilde Ripple bir miktar tazminata mahkum edilecek. Ripple'da hani çok Ripple'ı incitecek bir tazminat olacağını düşünmüyorum. Bu kadar cesur davranamaz SEC. Çünkü Ripple'ın da haklı argümanları var. Bu dava sonuçlandıktan sonra zaten Ripple'da genel fiyatlanma tablosuna baktığımızda Ripple'ın çok uygun bölgede olduğunu, Ripple'da aslında 3 dolar değil 5 doları seviyeler bile görülebilir hızlı bir şekilde. Dava sonuçlandıktan sonra Ripple'a ağır bir tazminat verilmedikten sonra. Şimdi altın ve borsayı da konuşmak istiyorum ama önceliği borsaya vereyim istedim. Çünkü borsada 6-7 ayın ardından rekorları görüyoruz biz. 2500 puanın üzerinde de seyretti bu hafta süresince. Nedir nedenleri? Bunu sorayım. Bir de dünya borsalarına baktığımızda da aslında pozitif ayrıştığını da görüyoruz. Yükselişler sürer mi?
Şimdi dünya borsaları dediğiniz, ben buradan hemen şöyle bir Nasdaq'a bakalım. Bakın Nasdaq trendi kırmış, ayı piyasasına girmiş. S&P yine yükselen trendi kırmış. Orada da yani tam ayı piyasası şu 50 günlük hareketli ortalama var, onu kırarsa girer. Dow Jones yine baktığımızda burada da trend kırılımı var. Ama bizim borsamıza baktığımızda durumun gerçekten güzel olduğunu görüyoruz. Şimdi hemen grafiğini açayım şurada. Evet, şöyle borsamızda yükselişin temel nedeni enflasyondaki yüksek artış. Yani insanlar enflasyon yükselince ne yapacaklarını bilemez oldular. Dolar TL tarafında da stabil hareket devam ettiği için insanlar varlıklarını korumak amacıyla borsaya yöneldiler ve çok miktarda borsada hesap açıldı. Bir de kripto paralar yatay gidince bizim Türk yatırımcılar bir kısmı da bu kriptodan buraya para geldi. Diğer nokta ise şu anda enflasyon %60 seviyesinde TÜİK'e göre ve baktığımızda kredi faizleri, özellikle kurumsallara kredi faizleri %22'li 23'lü seviyelerde. Bu da cazip bir miktar. Bundan dolayı da kredili işlem de borsaya giriyor. Yine burada özellikle diğer tarafta ise dediğim gibi enflasyondaki yüksek artıştan dolayı da kurumların, şirketlerin bu şekilde kendini enflasyondan koruyacağı algısı söz konusu. Bu da borsaya yönelimi arttırdı. Şimdi borsada aslında güzel bir eşiği geçtik. O da neydi? 2400 seviyesi. 2400 seviyesi aşıldı. Bundan sonra önümüzde 2700 seviyesi var. Tam şurada işaretlediğim 2697 seviyesi var. Bu seviye neden önemli? Çünkü bu kritik bir eşik. Yani Fibonacci çalışmamızda üst bölgeyi temsil ediyor. Diğer nokta ise 2900 seviyesi. 2900 TL seviyesi. Bu seviyede şu anda borsa dolar bazında 173 dolar seviyesinde, burası da 200 doları temsil ediyor. Yani 200 dolar seviyesi de borsa açısından önemli bir direnç. Bundan dolayı da bu seviyeye çok çok yatırımcılar dikkat etmeli. Buradan yeni bir çözülme olabilir. Peki Ne bunlar olumlu kadarlık bir yönler. çözülme olur eğer olursa? Yani bu tabii ki dolar TL tarafına da bağlı. Eğer dolar TL tarafında ciddi anlamda bir sıçrama olursa işler çok farklı yöne kayabilir. Ben buradan şunu göstermek istiyorum. Şimdi bu borsa ile dolar TL arasındaki bu kırmızı dolar TL, mavi de borsa makasın, yani genelde bir paralellik söz konusu. Burada makas çok açılmış. Bu da doların ne kadar düşükte kaldığını gösteriyor. Dolar tarafında bir basınç söz konusu. Dolar düşük kalmış ve borsa bundan ayrışmış. Bu ayrışmanın da bir korku olduğunu ve dolar TL'de olası yukarı yönlü sıçramalar, yukarı yönlü hareketler borsaya bir miktar satış getirebilir. Hatta daha önceki çözülmeye benzer sert düşüşler getirebilir. Bunu da yatırımcılar masada tutmalı. Borsada sektörel bazda, Yaprak Hanım, bunu da Evet. değinmek istiyorum. Havacılık sektörü çok iyi gitti, gitmeye devam ediyor. Yine meta sektörü enflasyondan korunma amacıyla çok iyi. Bankacılık sektörü iyi karlar elde ediyor. Yani metal, havacılık, bankacılık ve sanayi sektörlerinde yatırımcılar buradan kendilerine hisse portföyü yapabilirler. 2900'e kadar, yani 200 dolara kadar, dolar bazında, dolar burada sabit kalırsa 200 dolara kadar bir hareket görünüyor önümüzdeki süreçte borsada bu rally'nin devamı ile. Evet, şimdi altını da hemen değerlendirelim. Altının onsuna baktığımızda o hani beklenen yükselişleri gerçekleştiremediğini de görüyoruz. Hemen hemen aynı seviyelerde gidip geliyor. Orada bir yukarı yönlü atak bekliyor musunuz? Neden bunu soruyorum? Dünyada yani enflasyon gerçeği artık kabullenildi ve bir süre daha devam edeceği de yani aşikar. Dolayısıyla enflasyonu seven bir yatırım aracı olduğunu biliyoruz. Nedir öngörünüz altın için? Şimdi normalde altında genel anlamda bir yükseliş trendi vardı ve burada tekrar dediğim gibi merkez bankalarının altına yönelik iştahları şu anda yeterli değil. Bir de bu en son Çin'deki kapanmalar ve Hindistan'daki mevcut yaz sezonuna girerken mevcut alımların yeterli seviyede olmadığını görüyoruz ama bu alımlar tekrar artabilir ki Çin'deki kapanmaların açılmasıyla beraber tekrar burada tüketici talebi altın yönünde, fiziki altın yönünde talebi arttırınca altında yaz aylarına doğru yükselişin ons altın tarafında devam edeceğini düşünüyorum. Burada 50 günlük ortalamamız var. Tam da 1930'lu seviyeler. Buranın önemli bir destek olduğunu görüyorum. Altında 2000 dolar seviyesi aşıldıktan sonra yıl ortasına doğru 2200 doları görebileceğimizi umuyorum. Hem bu enflasyon ortamında, hem bu jeopolitik riskler ortamında, hem de ekonomilerin resesyona gittiği ortamda
altın geç de olsa buradaki mevcut fiyatlanmayı sağlayacaktır. Çünkü peki 2200 dolar ne kadar oluyor gram bazında değerlendirecek i̇şte olursak? İşte ne olur yaklaşık olarak 1100 TL'ye denk geliyor dolar kuru buralarda sabit kalırsa. Evet. Yanlış hesaplamadıysam. Evet. Şurada bu da gram altının grafiği. Evet, gram altını da konuşursak gram altında da 900'lü bölgeler önemli alım açısından güzel bölgeler, güzel fırsat bölgeleri. Yukarıda ise 968 var. Önce tabii 940. Gördüğünüz gibi gram altında hem dolar TL stabil gidiyor hem ons altında önemli bir hareketlilik yok. Bundan dolayı da gram altında burada 940 ile 900 arasında bu dar bantta sıkışıp kalmış durumda. Bu sıkışmalar hayra alamet değil. Bu bir şekilde her sıkışma sonrası gram altında her sıkışma sonrası ciddi adımların olduğunu görüyoruz. Yani daha önceki dönemlere de gittiğimizde her sıkışma bir üste bir patlama getiriyor. Bundan dolayı da yatırımcılar böyle birkaç ay hareket etmeyince artık her şeyin bittiğini düşünüyorlar. Ama aslında öyle değil. Ne kadar sıkışırsa o kadar yukarı, yani tabii ki yukarı gitme eğilimi söz konusu. Çünkü enflasyon var. Enflasyon olmasaydı bu sefer derdik ki aşağı gidecek. Şimdi Tuna Bey son bir sorum olacak. Birkaç dakikamız da kaldı. Yani doları konuşmadan edemeyeceğiz. Baktığımızda hafta boyunca hemen hemen aynı seviyelerde gitti ama sabah saatlerinde yükselişleri gördük. 14.73 lira seviyeleri az önce tabloda paylaştık. Burada bir yükseliş eğilimi mi var? Yoksa yani benzer seyirde devam eder mi önümüzdeki günler için? Bugün itibariyle işte hem ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi hem de dolar endeksinin 101 seviyesine çıkması dolar tarafında da bir miktar artış olduğunu görüyoruz. Burada 14.85 var. Yani 14.85 seviyesinin aşılmasıyla bir sonraki hareket aslında 15 psikolojik eşik ama 14.85 önemli bir bölge. Savunulan bir bölge. Burası aşıldıktan sonra ben önümüzdeki yani bu yaz aylarında tabii turizm geliri vesaire var ama burada özellikle Haziran gibi Temmuz gibi yeniden bu kur korumalı mevduattan 3 aylıklar çıkacak. Bunların çıkışıyla bakacaklar işte faiz yetmiyor yani %4'e tekabül ediyor. %17 işte bunu şeye böldüğümüzde 3 aylıkları %4 gibi bir faiz yapıyor. O da baktığımızda enflasyon çok yüksek. Burada yatırımcılar doların da hareket etmediğini görünce kur korumalı mevduattan çıkabilirler. İşte ekonomi yönetimi de bunun için gördüğünüz gibi adım adım kuru bir şekilde yukarı yönlü çıkmasına izin veriyor. Benim de beklentim burada yapılması da gerekiyor. Bu yapılmasa daha farklı riskler oluşabilir. Bir sonraki adım 14.85 aşıldıktan sonra 15.72 seviyesini öngörüyorum. Bu şekilde tahmin ediyorum. Yani korumalı yükseliş var diyorsunuz kontrollü öyle mi? Evet kontrolü yükseliş. Bu yapılmasa kurda agresif yukarı yönlü harekette görebiliriz. Hem içerideki risklerden dolayı hem de dışarıda baktığımızda merkez bankaları sıkılaşmaya gidiyor. Ekonomiler resesyona gidiyor. Paralar gelişmekte olan ülkelerden çıkıyor. Bizde de çok artan yüksek bir enflasyon var. Buna karşın doları bu şekilde ne kadar tutabiliriz ya da tutmamız bizim için ne kadar hayırlı? Karı ve zararı ortaya koyduğumuzda bence adım adım dolar kurunun bu şekilde yukarı yönlü taşınması gerekiyor. Çünkü genel anlamda 18'den fiyatlanan bir 18-20 arası fiyatlanan bir dolar kuru var. Evet şimdi bu son sorumdu esasında fakat 3-4 Mayıs'a odaklandık. Bir iki cümleyle biraz erken belki bunu değerlendirmek için ama Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı ne olur? Bununla ilgili bir öngörünüz var mı? Yani yabancı kuruluşlar yerli tarafta kimse artık Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı beklemiyor. Şunu da söyleyeyim Yaprak Hanım yani şu anda faizin cazip olması için artık %60'ın üzerinde bir faiz olması gerekiyor. Yani baktığımızda enflasyon %60. Yıl sonunu düşündüğümüzde işte enflasyon tahmini genel anlamda %45 ile 30 45 ile 35 arasında bir yerde bulunuyor. Bundan dolayı da burada Merkez Bankası çok agresif bir faiz artırımı yapmadığı sürece ben bu faiz artırımının sembolikte kalacağını bir miktar belki işte Merkez Bankası sıkılaşmaya gidiyor algısı oluşturabilir ama şu durum söz konusu yine de yani artan birkaç puan ya da birkaç 10 puanlık bir artış da piyasalar açısından çok da şey olmayacaktır. Çünkü enflasyon çok yüksek. Peki. Çok teşekkür ederiz. Geç kaldık. Yayınımıza katıldığınız için değerlendirmelerinizi aldık haftanın son işlem gününde. Sevgili izleyiciler, kripto para uzmanı Tuna Kaya bizlerle birlikteydi.